Kusura bakmayın, tekrar haklı çıktığımı söyleyeceğim. Geçen hafta Perşembe günü Nvidia hissesinin düşüşüyle beraber ortalığı yine ezberciler basmıştı. İşte boğa rallisinin sonuna gelindi, düşüş geliyor diye. Ben size bunun basit bir korkutma harekatı olduğunu söylemiş ve borsanın sandığımızdan daha hızlı bir şekilde geri geleceğini ilan etmiştim. Dediklerim birebir çıkıyor. Bu haftanın başında ne dedim? Jolt raporu geldikten sonra borsalar yine yukarı gidecektir. Yine dediklerim oluyor. Adım adım dediğimiz yönde gelişiyoruz. Neden haklı çıkıyorum? Çünkü aslında çok sağlıklı analiz yapmaya çalışıyorum. Ezberci değilim. Olmadık tuhaf bir ideolojiye kapılıp yanlış şeyleri sürekli söylersem bir gün haklı çıkarım diye düşünmüyorum. Geçen hafta Nvidia bilançosu geldikten sonra Twitter'da Amerika'da bir hesap saçma sapan bir tweet attı. Ve o tweette dedi ki galiba hile var burada. Nvidia kendi iştirağına 2 milyar dolar mal satmış, işte oradan cüratmış vesaire. Bizim bir tane ezberci ekonomist var ya, o da hemen onun üzerine atladı. Retweetleri gördünüz mü? Nvidia'da hile var diyordum ben size dedi. Çünkü Nvidia shortluyor anladığım kadarıyla uzun süredir. Sonra o orijinal tweet'i atan Amerikalı özür diledi. Ya dedi, BlackRock'la Blackstone'u karıştırmışım. Şimdi detayına girmek istemiyorum. Bizimki onu farkına vardı ve en son YouTube videosunda dedi ki yani bir şeyler olmamışsa bile bir şeyler kesin oldu. Ve böylece Nvidia'da bir hile döndüğüne yatırımcılarını, takipçilerini inandırmaya çalıştı. Ve o takipçiler yandılar dün, cayır cayır yandılar. Borsanın analizi aslında kolay. Veriyi dikkatli takip etmek gerekiyor ve işin temelini anlamak lazım. Dün Jolt raporu geldi. Jolt raporu Amerika Birleşik Devletleri'nde açıkta olan pozisyon sayısı. Belli de kuralları var. Sonra 30 gündür şirket o pozisyon için eleman arıyor olacak. Eleman bulursa hemen çalıştırdığını söyleyecek vesaire. Bir anket yapılıyor ve bunun sonuçları geldi ve beklenenin çok altında geldi. 9,5 milyon civarında açıkta iş olduğu sanılıyordu. Rakam 8,8 geldi. Şimdi bu neyi gösteriyor? Amerika'da ekonominin yavaşladığını gösteriyor. Zaten bunu istiyoruz. Çünkü eğer Amerika'daki ekonomi hafif yavaşlarsa, resesyon değil, burada bir resesyon yok. Hala 8,8 milyon pozisyon açıkta eleman bulma, bir öyle düşünmenizi istiyorum. Ama yavaşlama iyi bir şey çünkü bu Fed'in faiz artış ihtimalini sıfırlıyor. Sıfır ihtimal. Enflasyonun yükselmesi ihtimali sıfır. Amerika'da tekrar faizlere yüklenme ihtimali sıfır. Bunlar uzun zamandır bağırıyorlar. Dün yine bununla ilgili bir veri geliyor. Zaten bildiğimiz bir veri. Aynı enflasyon düşeceğini bildiğimiz gibi. Ama insanlar buna şaşırıyorlar ve dün borsa coşuyor. Yani o Perşembe günkü panikte aldığım hisselerden kazandığım para gerçekten akıl almaz boyutta. Allah'tan piyasada bu tip, çok affedersiniz, enayiler ve o enayileri sürekli besleyen ezberci, ideolojik, bir söylediğinden asla vazgeçmeyen takıntılı analistler bitmiyor. Bu Türkiye'de birkaç ezberci var, dünyada da çok var bunlardan ve ezberleri bozdukça darman duman oluyorlar. Dün Nvidia %5'e yakın arttı ve all time high close'a geldi. Yani tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. Tesla %7,5-8'e yakın arttı. Neden? Çünkü faizlerin yükselmeyeceği ihtimali kesinleştikçe ne oluyor? Bizim uzun vadede para kazanacağımız teknoloji hisselerinin değerleri yükseliyor. Çünkü daha ben bu ilişkinin ters orantılı gittiğinden bahsetmiştim. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonrası daha da coşkulu geçecek bana sorarsanız. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Her zaman yanılma ihtimali var. Ama şu anda vardığımız durum şu. Amerika'da ekonominin yavaşlamaya başladığına dair 50 bin kanıt var. Fed'in böyle bir durumda faiz artışı yapması namümkün. Enflasyon da tıkır 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 düşmeye devam ediyor. Ne olacak buradan sonra? Yüksek kazancı olan, böyle bir ortamda hala yüksek serbest nakit akışı elde edebilen hisse senetlerine adeta ne diye yağacak? Nur yağacak, öyle söyleyeyim. Onun dışında Amerika'da dün 10 yıllık kağıtlarda da biraz faiz gerilemesi vardı. Bugün hafif bir tepki var ama göreceğiz onu. Bu da ne anlama geliyor? Yatırımcı artık enflasyonun ve faizlerin burada duracağına inanmış durumda. Bundan dolayı da 10 yıllıklarda mevcut faize razı olup kağıt almaya da başladılar. Yani Amerikan hazine kağıtlarına talep yok falan dediğim saçmalık yok. Bir de beni çok güldüren şeylerden bir tanesi işte dünyada borç krizi çok var, Amerikan doları çökecek. Dünyadaki borçların hepsi Amerikan doları cinsinde. Yani dünyada eğer borç krizi büyürse Amerikan dolarına olan talep artacaktır aslında. Ama bıkmadan, usanmadan aynı ezberleri size söylüyorlar. Defalarca bir ezberci var. Nvidia'yı shortlattı insanlara. Nasdaq'ı shortlattı. Öyle de bir bilinçli ve akılcı konuştuğunu sanki öyle bir hava veriyor ki. Oysa veriler, bilgiler eksik, yanlış okuyor piyasayı. Hepimiz tahminlerimizde hata yapabiliriz. Ben de zaman zaman yapıyorum biliyorsunuz. Ama tahminde hatayı yaptıktan sonra neyi yanlış yaptığını bakıp analiz edip geriye dönüp kendi değiştirmen çok çok önemli. Bunu yapmayan hiç kimseye ileride ben bu tuzağa düşersem beni de takip etmemenizi öneriyorum. Yine ülkemizin cennet bir köşesindeyiz. Bir 4-5 günlük ufak tefek kaçamaktayız. Burada analizler biraz aksayabilir ama sizlere bir dönmek istedim. Evet, dalgalanmalar olacaktır, geriye çekilmeler olacaktır. Ama bugün vardığımız noktada artık Fed'in faiz artış ihtimali sıfırlanmıştır. Çünkü gerek yok. Hem enflasyon düşüyor, hem işsizlikte ufak bir tırmanış başlamış durumda.
bütün bekledikleri oluyor Fed'in. Şimdi burada daha fazla bize acı çektirmeden yeni stratejilerini çizmeleri gerekiyor. Elbette Fed zırvalamaya devam ederse başımız derde girer ama o kadar da sanmıyorum açıkçası. Kusura bakmayın, biraz da dalga geçmemiz gerekiyor. Acaba sormak istiyorum. Ekranda şu anda görmekte olduğunuz Nvidia ve Nasdaq grafiklerini, ki bunlar yılbaşından beri olan yükselişler, görüyorsunuz Nasdaq'ta %40'a yakın yükseliş var. Nvidia'da %228 yükseliş var. Bunun nerelerinde o değerli ezberciler shortlayın dediler, batıyor dediler, yok oluyor dediler. Gidin bakın. Gerçekten artık hesap sorulması lazım. Bu derecede zırvaya ve ısrarcılığa. Ben böyle düşünüyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.